Merhaba. Merhaba. Kaç aylık? Nasıl anladınız? Annelik içgüdüsü diyelim. Küçük beyefendinin bir hediyesi. Hayırlı olsun. Doğumunuz ne zaman? 3 ay sonra. Ama bu heyecana daha ne kadar dayanabilirim hiç bilmiyorum. Eşinize çok iş düşüyor desenize. Babamızı kaybettik. Çok üzüldüm. Hatırlatmak istemezdim, kusura bakmayın. Önemli değil. Ben onu hiç unutmuyorum ki zaten. Bana dünyanın en güzel hediyesini bıraktı. Oğluma sürekli babasından bahsedeceğim. Ne kadar cesur bir asker olduğunu, nasıl şehit düştüğünü. Bu arada ben İyi misiniz? Hazal. Ben Hazal. İyi misiniz? Evet. Öyle bir an garip. Bu yazılar karışmış mı yoksa bana mı öyle geliyor? Hazal. Tamam, sakin ol. Derin nefes al. Ağzımda bir gariplik mi var? Ağzım nasıl? Bana yardım Hazal, edin. Bana yardım edin. Hazal, sakin ol. Bana yardım edin. Hazal, sakin ol. Tamam. Yardım edin. Birisi hediye getirsin çabuk. Hazal, beni duyuyor musun? Hazal. Hazal. Günaydın. Günaydın. Size de günaydın Levent Bey. Günaydın Fikret Hanım. Hamile bir kadın bugün asansörde epilepsi benzeri bir kriz geçirdi. Onur ve Bilge muayene etti ama ben bir de sizin bakmanızı rica edeceğim. Hazal Hanım değil mi? Evet. Onur'la konuştum. Fikrimi sormuştu. Bence sorunu yok. Onur emboliye neden olan kan pıhtısının tamamen eridiğini söyledi. Evet ama size sağ taraftaki fürüs pariziden ve rünator sürüklenme olduğundan da bahsetti mi? Bir de utanmadan ben senin şefinim dedi ya. Bu adamdan nefret ediyorum. Söyle bakalım, Suat Bey yine ne yaptı? Adamın eski sevgilisi geldi, resmen karakteri değişti ya. Abartıyorsun, Suat Bey'den bahsediyoruz. Sadece eski bir dostuna destek oldu. Eski sevgili, hatırlatırım. Düşündükçe deliriyorum. Korkacak bir şey yok. Fetus'un durumu gayet iyi. Şükürler olsun. Ben de çok korkmuştum. Merhaba. Merhaba Hazal. Merhaba Levent. Merhaba. Gözlerinizi kapatıp kollarınızı öne uzatıp avuç içlerinizi yukarı çevirebilir misiniz? Yapabiliyorum. Sanırım iyileştim. Bunu söylemek için henüz erken. Işığa bakar mısınız? Göz dibi muayenenizde damarlardaki mikroanevrizmalar yeni nöbetlere gebe olduğunu söylüyor. Bu da ne demek şimdi? Aynı şey yine mi olacak yani? Sebebini bulamazsak evet. Yanaklarınızı şişirip havayı içeride tutmaya çalışır mısınız? Havayı içeride tutabilmeniz lazımdı. Bunun anlamı ne? Yüz kaslarınızda bir tür zayıflık var demektir. Sizin aklınızı böyle şeylerle karıştırmayalım. Eşiniz burada mı? Bana anlatabilirsiniz. Kocam öldü.
Bebeğim ve ben. Sadece biz varız. Öncelikle Hazal Hanım'dan hemogram, biyokimya ve kanama zamanları için kan alınsın. Daha sonra tekrar konuşuruz. Levent Bey. Tüm Batın USG ve TİT de istiyorum. Ne olur bana da söyleyin. Kötü bir şey mi var? Mesane küçülmeye başlıyor. Enfeksiyon yok. Bebeğim, o nasıl? Bebeğiniz de siz de çok iyisiniz. Ah, karnım. Ay, çok ağrıyor. Orası karnı değil. Gözlerinizi açabilir misiniz? Allah kahretsin. Hazal bu kez de sarılık oldu. Karaciğeri çöküyor. Fetuslar bile yalan söyler. Alt idrar yollarında tıkanıklık gördük ve teşhisi koyduk. Demek ki tamamını görememişiz. Küçük Afacan yine bir şeyler saklamaya devam ediyor. Mirror sendromunun gerçek sebebini gizliyor. Sadece akciğerlere bakmadık hocam. Gelişmeleri tamamlanana kadar bir şey göremeyiz. Bu da haftalar sürer. O kadar vakit yok. Peki ne yapacağız? Maternal mirror sendromunun tek kesin tedavisi var. O da fetüsü almak. 21 haftalıkken olmaz. Bebeği öldüremezsin. Bebek değil, fetüs. Böyle söyleyip insan değilmiş gibi düşündüğünde kendini daha mı iyi hissediyorsun? Tek yol bu. Senin bildiğin tek yol bu. Yeter. Anlaşılan tek çözüm var. Bilge, bebeği almak için anneyle konuş. Tek sorun mesanesindeki şişme değilmiş. Fetüsü almak zorundayız. Sebebini anlayana kadar ne bileyim yani bir solunum cihazının içine falan koyamaz mısınız? Koysak da fark etmez. Fetüsün hayatta kalabilmesi için en az 2 hafta daha lazım. İyi ya. Ben de 2 hafta daha dayanırım o zaman. Kaç gün daha diyalize girmem gerekir? Bak. Böbreklerin diyaliz sayesinde dayanabilir. Ama karaciğer için diyaliz yapmıyorlar. En fazla 2 gün daha yaşarsın. Bebeğimi öldürmenize izin vermeyeceğim. Asıl fetüs seni öldürüyor. Onu almazsak ikiniz de öleceksiniz. Bebeğimi aldırmayacağım. O bir bebek değil. Bir tümör. Sus! Yeter! Çocuğunun hayatı için kendini feda etmeni anlarım.
Ama sen bunu yapmıyorsun. İkinizi birden öldürüyorsun. Oğlum iyileşecek. İkimiz birden yaşayacağız. Bunu hissediyorum. Bu imkansız. Sezaryen için hazırlıklara başlayacağım. İzin vermiyorum. Ne kadar yaşarım dediniz? En fazla 2 gün. O zaman ikimizi de iyileştirmek için 2 gününüz var. Fikret Hanım hastayı ikna etmeye yanaşmıyor. Bir dakika, bir dakika. Hocam tor testi yaparsak... Test yapacak zamanımız kalmadı. Bebeği almazsak ölecek. Daha hızlı çalışalım o zaman. Ne kadar uğraşsak da tıbbı hızlandıramayız. Ama bu şekilde bebeğin ne sakladığını öğrenmiş oluruz. İçine bakamadığımız tek organ akciğerleri. Sorun orada olmalı hocam. Akciğerlerin içini göremememizin nedeni gelişmemiş olması. Kortikosteroid verdik, yine de gelişmeleri haftalar sürer. Kortikosteroide boğalım o zaman. Birden fazla dozda gelişmelerini hızlandıralım. Böylece Hazal'ı daha çabuk öldürürsün. Akciğerlerin içini görmemizin tek yolu bu. Bebeği Hazal'ı kötüleştirdiğimizden daha hızlı iyileştirmek zorundayız. Hamilelik mantığını tamamen ortadan kaldırdı. Onu kontrol altına almalısınız. Bu işe yarayacak mı? Yaramak zorunda. Tansiyon 80-50'ye düştü. Hemen 1 cc adrenalin yap. Hadi hadi hadi. Pulmoner eden mi? Kortikosteroid bir kez vermemizin bir sebebi var. Sanırım Bilgi Hanım haklıydı. Kürtajı geciktirmemelisiniz. İstediği bu değil. Bebeği sahip olduğu tek şey, onu ondan alamam. Tansiyon normale döndü. Haklıydın. Şimdi Hazal'ın da akciğerleri çöküyor. Bebeğin akciğerlerinin gelişmesinden daha hızlı ölüyor. Kortikosteroidi durdurmak zorunda kaldım. O akciğerler kadına lazım. Ama şu anda değil. Respiratöre bağlı zaten. Yani makine onun yerine nefes alıyor. Akciğerlerine istediğimi yapabilirim. Yani? Tekrar kortikosteroid vereceğim. Bebeğin akciğerlerini büyütmeyi başardım. Evet. Teşhis koyacak kadar büyümüşler. Yeniden MR çekip daha güncel bir görüntü alabiliriz. Fetal akciğer o kadar küçük ki MR ile istediğimiz detayı alamayız. O zaman... hastamızın bir insan olduğunu düşünelim. Evet. Yarım kiloluk bir yetişkin olduğunu düşünelim. Anneyi, rahmi, plasentayı unutalım. Hastanın akciğerlerinin daha iyi bir görüntüsünü nasıl alabiliriz? Bir yetişkin olsaydı bakı amaçlı ameliyattan başka seçeneğimiz yoktu. Göğsünü açıp içine bakardık. O zaman biz de öyle yaparız. Bebeğe bir yetişkin gibi davranırız. Açık fetal ameliyatı yapmamız gerekiyor. Rahmini açacağız. Bebeğini çıkaracağız ve içine bakacağız. Konuşamadığını biliyorum.
Ameliyatı kabul ediyorsan elimi sık. Bebeğinin göbek bağını kesmeyeceğiz. Yani ameliyat boyunca vücudun bebeğine nefes aldıracak ve kalbini çalıştıracak. Biz de sorunu bulup çözeceğiz. Tabii yapabilirsek. Bu çok tehlikeli bir şey. İkinizin de hayatı tehlikede. Böyle bir teklifte bulunmamızın tek sebebi yapacak başka bir şeyimizin olmaması. Pazar yeri gibi olmuş burası. Herkes yanındakine hareket alanı bıraksın. Mistüri. Başlıyorlar. Fikret bu bebeği kurtarmadan bu işin peşini bırakmayacak. Rahim açığa çıktı. İçerideyiz. Amniyotik sıvıyı boşaltmaya başlasam. Nerede tıp okudun sen? Ver şunu bana. Nabız oksimetresini yerleştirin. Bilge. Özür dilerim. Bebeğin nabzı iyi, değerleri stabil. İnfüzyon konumuna getirin. 3 lezyon görüyorum. Konjenital kistik adenoid malformasyon olduğunu görüyorum. Lezyonlar çıkarılabilir gibi mi? Anne, ventriküler fibrilasyona girdi. Defiyi getirin. 300'e ayarlayın. Şarj oluyor. Hazır. Çekilin. Hala aynı. Sistoliye benziyor. Şok vermek işe yaramaz. Hayır. Bu ventriküler fibrilasyon. Tekrar şok vereceğim. Şarj edin. Hazır. Çekilin. Aynı. İkisini de kaybedeceğiz. Clamp. Bunun sebebi ameliyat değil. Bunu fetus yapıyor. Makas. Geri çekil. Tekrar deneyeceğim. Şarj edin. Kadını kurtarmanın tek yolu fetusun göbek bağını kesmek. Devam edersen şok dalgası seni de etkileyecek. Çekilin. Bir kez daha şarj et. Hazır. Çekilin. Nabız normale dönüyor. Lobektomiye devam edin. Clamp. Böbreklerim, karaciğerim, akciğerlerim hepsi birden iyileşti mi yani? Oğlum ve sen gerçek bir savaşçısınız. Tamamen iyileştik ha. Bu inanılmaz bir şey. Asıl inanılmaz olan bebeğinin saçlarının sapsarı olması. Daha önce hiç bebek dememiştiniz. Ağrım var mı? Dayanabilirim. Yine de yataktan çıkmayacaksın ve çok dikkatli olacaksın. Bebeğim normal bir bebek gibi olacak değil mi? İki kez doğmaya normal diyorsan evet. Teşekkür ederim. İkinize de.
Bana teşekkür etme. Fikret Hanım olmasa bebeğini öldürmüş olacaktın. Bak, ben bunu çok beğendim. Güzel ama rengi pek elbisene uygun değil galiba. Şu daha iyi değil mi? Aa evet, o da çok güzelmiş. Annem ne zaman çıkacak? Üzgünüm bir tanem. Birkaç gün daha kalmam gerekiyor. Birkaç gün mü? Ya imkansız. Cemre'nin her şeyi hazır. Annesiyle saç provası bile yapmışlar. Dili'yi arasam... Belki o. Şaka yapıyorsun herhalde anne. Ya mezuniyet balama babamın kendisinden 15 yaş küçük karısıyla hazırlanmayacağım. Emin ol çok hoşuna gider. Ayrıca o benden daha zevklidir. Üvey annem ve mezuniyetim. Aman ne güzel. Bak sana söz. Üniversite mezuniyetinde çok güzel şeyler yapacağız. Ha? Sen ne istersen. Hatta o istediğin pahalı marka elbiseden bile alacağım. Söz veriyorum. Boş ver. Ben gidip babamı arayayım. Böyle yalanlar ebeveynleri hep kurtarır. Tutamayacağınız sözleri verir, sonra da kenara çekilirsiniz. Efendim? Çok yakında öleceksiniz. Ama hala kızınıza yalan söylüyorsunuz. Gelecekle ilgili hayaller kurmasına izin veriyorsunuz. Bu hasta olmanızdan bile kötü. Sen nereden bileceksin ki? Anne değilsin. İçinde onu büyütmenin ne demek olduğunu anlayamazsın sen. Kollarını aldığında ondan asla kopamayacağını bilmek. Her saniye, her dakika onu düşünüp başına kötü bir şey gelmemesi için dua etmek ne demektir bilemezsin. Ama en kötüsü de onu bu hayatta yalnız bırakıp gitmek. Sen bunun nasıl bir acı olduğunu hayal bile edemezsin. Tek amacım onu korumak. Bunu yaparak onu koruduğunuzu mu zannediyorsunuz? Evet, annelik böyle bir şey işte. Doğru ya da yanlış değil. Onun mutlu olması önemli. Kendinizi ama en kötüsü kızınızı kandırıyorsunuz. Ama şunu bilin. Yalan söylemeye devam ettiğiniz sürece kızınız hayatının sonuna kadar sizden nefret edecek. Bırak. Seni uyarmıştım. İçeride ne yaptın sanıyorsun sen? Doğru bildiğim şey. Efendim? Sen ne dediğinin farkında mısın? Farkındayım. Kimse bana yalan söyletemez. Ben böyleyim. Bu beni kötü bir doktor yapacaksa da umurumda değil. Burak. Nerede sizin ilkeleriniz? Buradaki herkes yalan söylüyor. Ölmek üzere olan bir hastaya umut yokken umut vaat ediyorsunuz. Ailesine yalan söylüyorsunuz. Burak. Haddini aşıyorsun. Haddimi aşıyor olabilirim. Herkesin dediği duygusuz, bencil, adi biri olabilirim. Ama ben hastalara gerçeği söylerim. Ben buyum. Ve siz bunu benden alıp adına tecrübe diyemezsiniz. Hocam. Üniversite sınavında istediğin yeri kazanamazsan sakın üzülme. Bir dahaki sene tekrar denersin. İyi de anne ya, ne alaka? Bunları niye şimdi söylüyorsun ki? Sakın göbeğini ya da burnunu deldirip o halkalardan taktırma. Dövmeden bahsetmiyorum bile. Ama anne ya, bütün arkadaşlarım yaptırıyor. Kim ne yaparsa yapsın, sen sadece kendin gibi ol Buse. Her zaman.
Anneannen onun yanında kalmanı istese bile sen babanın yanından ayrılma. Belli edemese de seni çok seviyor. Birbirinize ihtiyacınız olacak. Dilek. İyi bir anne olamaz belki ama İyi bir arkadaş olacaktır eminim. Anne, bu konuşmayı yapmasak olmaz mı? Yüzü olmasa da kalbi güzel bir erkekle evlen. Annesine iyi davranan biri olsun. Sen de annesini en az onu sevdiğin kadar sev. Saygı göster. Anne, daha 17 yaşındayım ve evlenmeyi düşünmüyorum. Bir gün evleneceksin güzel kızım. O gün geldiğinde sakın çok yüksek topuklu ayakkabı giyme. He? Yoksa düğününden hatırladığın tek şey canının ne kadar yandığı olur. Bir de unutma, bir kadeh içki iç. Sarhoş bir gelinden daha kötüsü yoktur. Anne, bunları bana neden anlatıyorsun? Sen hep yanımda olacaksın. Doktorlara göre iyileşmem imkansızmış. Hayır. Yanılıyorlardır. Sen beni bırakıp gitmezsin. Gidemezsin. Güzel kızım, bir tanem, canım, bak, beni dinle, bu çok önemli. Bir gün gelecek, sen de anne olacaksın. O küçük yavrunun sorumluluğu altında ezileceksin. Yaptığın her şeyin yanlış olduğundan korkacaksın. Bu normal bir şey. Onun için her şeyin en iyisini yapmak isteyeceksin. Yaptığın hiçbir şey yeterli gelmeyecek. Daha çok hoca tutsaydım daha iyi bir okula girebilir miydi? Kardeşi olsaydı daha mı mutlu olurdu? Sana bir sır vereyim mi güzel kızım? Bunların hiçbir önemi yok. Anne. Hangi okula gittiği ya da ne iş yaptığı da hiç önemli değil. Önemli olan çocuğunun mutlu olması. Anne. Ben
Ben ölünce çok üzüleceksin. Kendine mukayyet ol. Ama mutsuzluğun hayatın boyunca sürmesin. Tamam mı? Tamam mı canım? Ben olmadan da yaşamaya çalışacaksın. Dimdik. Ayaklarının üzerinde duracaksın. Söz mü? Söz. Aferin sana. Aferin. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Canım. Hünkar ablacığım ya. Göz göre göre gidiyordu kadın ya. Çek. Hünkar ablacığım, derin derin nefes al. Bak bana. İşte böyle canım. Ah. Dayan ablacığım, ne olur. Ah, tamam kızlar, tamam. İyiyim ben, daha iyiyim. Ay, ah. Sarı kuş nerede kaldı? Ama sarı kuşumu bulun bana. Ah, ah sarı, gelir kardeşim. Sarı kuşum neredesin ya? Ah, neden başımıza gelenler? İyiyim ben, iyiyim. Ah Allah'ım, nedir bu başımıza gelenler ya Rabbim? İyiyim ben. Ah sarı kuş, ah, canım, durumu nasıl? Ya. Göğüste ağrı ve solunum sıkıntısıyla geldi. Tansiyonu 160'a 100. Canım ablam. Biraz sakin olun lütfen. Gerekli müdahale yapılacak. Ah, nasıl sakin olayım? İlk defa görüyorum ablamı böyle. Ah, ah ablacığım. Dayan, dayan ablacığım. Alıyorum. Lütfen müsaade ederseniz işimizi yapalım. Ah, sarı kuşum nerede kaldı? Ah, sarı kuşum. Ah. Ah, sarı kuşum ya. Nerede kaldı? Selma teyze. Belma teyze. Anne. Ah. Oğlum. Bu ilaç yarım saat içinde tansiyonunu düşürür anneciğim. Kızucuğum benim. Ne oldu böyle anneciğim sana ya? Ah. Acil inmesem haberim bile olmayacaktı. Ah. Belma teyze, neden yoldan aramadınız? Ah sen geldin ya oğlum. Hiçbir şeycim kalmadı benim. Ah ah, büyümüş de doktor olmuş da annesine bakarmış. Abla, daha dün şu kadarcıktı ya. Bak şimdi hayatımızı kurtarıyor. Ah sarı kuşum benim. Küçüklükten belliydi benim sarı kuşumun doktor olacağı. O zamanlar arıları, sinekleri ameliyat ederdi. Nasıl yani? Nasıl olacak yavrum? Bala reçele yapışan sinekleri yakalar. Belma teyze. Tamam, kapatalım bu konuyu. Niye Hasan? Biz merak ediyoruz. Bak işte yavrum, bu hep böyleydi. Mütevazı kuşum benim. Övünmekten hiç hoşlanmaz. Bir keresinde de... Teyze tamam. Allah Allah. İzin verirsen annemle ilgilenelim. Ben sana sonra anlatırım devamını. Suat Bey'e haber verdik mi? Evet, ben haber verdim. Birazdan burada olur. Yavrum, seni de telaşlandırdık. Ama kızlara laf anlatamadım ki. Bir tanecik oğlum benim. Seni gördüm ya, artık iyiyim. Sarı kuşum benim. Geçmiş olsun sarı kuş. Yapabileceğim bir şey var mı? Ya arkadaş, bu hastanede her şey ne kadar çabuk duyuluyor böyle ya. Aa, bu Burak'ın telefonu değil mi? Hastanın hikayesini alayım.
Şey hocam, 55 yaşında kadın. Annem. Hocam yürüyüşten dönmüşler, hiçbir şey yokmuş. Sonra otururlarken birden kendini fena hissetmiş. Ben kahve yapıyordum mutfakta. Belmacım da ne yapsın, sıkışmış tuvaletteydi. Aa. Ya ne var kızım bunda? Doktor onlar, halden anlarlar. Ya teyzeciğim, bir saniye müsaade et, ben anlatıyorum. Hocam kolunda bir uyuşukluk olmuş. Dünden beri sırtında da bir ağrı varmış zaten. Nefesi daralmaya başlayınca da bizimkiler kalp krizi şüphesiyle apar topar buraya gelmişler. Korkulacak bir şey yok. Kriz geçirmiyorsunuz. Gerekli tetkikleri yaptıktan sonra tekrar konuşuruz. Allah'ım sana şükürler olsun. Oh. Bir daha bu günleri göster be. Bak gördün mü ablacığım, hiçbir şeyin yokmuş. Boşuna telaşlandın böyle. Hasan, kroner anjiyografisi için gerekli malzemeleri temin et. Burak, sen de telekardiyografisini çektir. Zenan, kan testleri CKMB ve troponin T testlerine baktır. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Geleceğim ben. Tamam. Ay. Ablacığım. Şimdi size birer kahve alıyorum. Biraz sakinleşin artık. Burası bir hastane. Oturun şöyle. Pardon sarı kuş, seni utandırdıysak kusura bakma. Evet, keşke başka bir hastaneye gitseydik. Seni rahatsız etmemiş olurduk. Ama teyzeciğim yapmayın böyle ne olur. Olur mu hiç öyle şey? Beni üzmeyin böyle. Öyle demek istemedim ben size. Oo minik kuzum, sarı kuşum. Biz de tife ettik, üzülme sen. Hiç bizi istemez mi canım oğlum benim? Hı? Haklı ama biz de çok gürültü çıkardık, yorduk onu. Sakinleşelim artık, yormayalım sarı kuşumu. Selma teyze, belki de işe artık bana sarı kuş dememekle başlayabilirsiniz, ha? Tetkikleriniz son derece olumlu. Kalpte ciddi bir problem tespit etmedik. Psikosomatik temelli ya da hazımsızlık sonucu bir daralma yaşamış olabilirsiniz. Kas ağrılarınız da sizi kuşkulandırmış. Yine de böyle bir tetkikten geçmeniz gayet iyi oldu. Çok teşekkür ederim doktor bey. Oğlum sana da. Yorduk sizleri. Bu bizim görevimiz. Rica ederiz. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Anneciğim öyle şey mi olur? Senin yol yeter. Böyle şeylerin lafı olmaz. Ben şimdi gidip teyzemlere haber vereyim. Tabii şu anda kafeteryayı birbirine katıp herhangi bir olay çıkarmadılar sana. Yerim seni ben. Bekle geliyorum hemen. Hadi bakalım. Sarım. Merhaba. Geçmiş olsun. Şimdi daha iyisiniz değil mi? Sayenizde çok iyiyim güzel kızım. Her şey için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Görevimizi yaptık. Siz iyi olun yeter. Her şerde bir hayır vardır derler ya. Ben de sarı kuşumun çalıştığı yeri, arkadaşlarını merak ediyordum hep. Sizleri nihayet gördüm. Senin gibi hem kendi hem kalbi güzel bir kızı da tanımış oldum. Biliyor musun güzel kızım? Bebekliğinden beri Hasan'ın doktor olmasını hayal ederdim hep. Sarı kuşum hayalimi gerçek yaptı. Annesinin istediği gibi bir doktor oldu. Hepiniz pırlanta gibi çocuklarsınız maşallah. Bu ülkenin sizin gibi doktorlara ihtiyacı var. Çok teşekkür ederim. Utandırıyorsunuz beni. Müsaadenizle. Tabii. Yapmam gereken işler var. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol kızım. Teşekkür ederiz. Ay şu güzelliğe bak Selma. Hı hı. Ay durun bir dakika. Şöyle yan yana dursanıza. Bir fotoğrafınızı çekeceğim. Ay ne kadar yakışıyorlar birbirlerine değil mi Hünkar abla? Şey, benim gitmem lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.